için değerli misafirlerimiz Adıyaman Ulucunar Derneği'ne hoş geldiniz. Dernek toplantımıza. Kısaca Adıyaman Ulucunar Derneği'mizin yönetim kurulunu bir takdim etmek istiyorum ve misafirlerimize. Adıyaman Ulucunar Derneği'mizin kurucu başkanımız Mustafa Karataş ve yönetimdeki arkadaşlarımız Resul Işık Sekreter, Nihat Yılancı Geldi Buldu Dernek Başkanı, Mehmet Kavak Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa Öztürk İgan Dernek Başkanı, Harun Şavran Geldi Buldu Dernek Başkan Yardımcısı, Ömer Akverdi Yönetim Kurulu Üyesi. Aramızda bulunan misafirlerimiz Kahta Menderes Mahallesi Muhtarı Mustafa Genç, Kahta Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Kavak, Akalın Köyü Muhtarı Hamdi Şavran, Adıyaman Meclis Üyemiz Mustafa Kavak, Kahta Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Dağ, Kahta Zabıta Müdürümüz Hasan Çetinkaya, Kahta Belediye Danışmanı Ramazan Çiçek, Göltaş Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Karataş, Kahta Milli Eğitim Şube Müdürümüz Cihan Karataş ve ismini sayamadığım misafirlerimiz aramızda. Aynı zamanda medyamız, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Derneğimizle ilgili konuşmayı Genel Başkanımız Mustafa Karataş'a söz vermek istiyorum. Buyurun başkanım. Sayın Belediye Başkan Yardımcım, Sayın Meclis Üyem, değerli müdürlerimiz, değerli Haziron'um, hepiniz hoş geldiniz. Allah razı olsun gönül soframıza. Biz Adıyaman Oğlu Çınar Derneği olarak bu yola konulduk. Bizim bünyemizde dernekler var. Dernekler bir araya gelerek güzel bir çalışmalar yapmak. Çalışmamızın hedefi tamamen gönüllere dokunmak ve bunun istişaresinde bulunmak. O yüzden bugün buradayız, sizlerle beraberiz. Sizlerin fikir ve düşünceleriyle birlikte inşallah yolumuzu alır ve düzgün bir şekilde memleketimize hizmet ederiz. Amaç bu, amaç hizmet. Örnek olarak gösterilmesi gerekirse, Sutepeköy Dernek Başkanıyım aynı zamanda. Dernek Başkanlığını yapıyorum ve kendi derneğimi size örnek olarak gösterebilirim. Bizim derneğimiz çalışan bir dernek. Aynı şekilde her bayram geleneksel olarak bütün köylümüzle İstanbul'la köy arasında köprü oluşturmuşuz ve her bayram dernek yönetimi olarak bütün köyle bayramlaşırız. İstanbul Sultan Gazi Esentepe'de dernek yerimiz ve 15 günde bir derneğimize hatip sohbet programı yapılır ve milletimizle halkımızla bir araya geliriz, akrabalarla bir araya geliriz. Biz bunu neden geniş çaplı yapmayalım dedik ve bu gönül dostu arkadaşlarımızla bir araya geldik ve bu şekilde bir yol almaya çalışıyoruz. İnşallah memleketimize ve bizlere hayırlı uğurlu olur. Gönül soframıza geldiğiniz için ayrıca hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Aramızda bulunan Kahta Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Dağ Beyefendi'ye söz vermek istiyorum. Sayın Başkanım, Sayın İl Genel Meclis Başkanım, değerli basın mensupları ve kıymetli muhtarlar, hepiniz hoş gelmişsiniz. Böyle bir sivil toplum kuruluşunda emeği geçen siz kuruluş üyeleri ve başkanlarına sonsuz teşekkür ederim. Böyle sivil toplum kuruluşları aslında aramızda, toplumumuzda, memleketimizde yaygın olması lazım. İnsanlar arasında köprü olması gerekir ki sivil toplum kuruluşları bunu yapıyor. Fakir ile zengin arasında her zaman köprü olmuştur. Küskün ile diğer küskün arasında barış köprüsü olmuştur. Gerektiği vakit toplumlarda barış köprüsü olmuştur. Bunu sivil toplum kuruluşları üstlenmiştir. Tarihimize baktığımızda bir Osmanlı'da, Osmanlı zamanında yabani koşları koruma derneği bile vardır. Yani yaban koşlarında, yabanda kalacak koşa orada acaba ne yiyecek,
ne içecek, orada onun suyunu, onun yiyeceğini sağlayacak sivil toplum kuruluşlarımız vardır. Bugün belki bunun içini zaman zaman yer yer boşaltmışlar. Bu kavramı başka amaçlarla kullanmışlar. Bunu özellikle siyasette kullanmışlar. Aslında sivil toplum kuruluşları siyaset üstü bir kuruluştur. Siyaset üstü bir toplumdur. Onun için sivil toplum kuruluşları ne kadar yaygın olursa, ne kadar amacına göre kullanılırsa o kadar başarılı olur, o kadar daha çoğunluk olur, daha ileriye gider. Bu kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah amacına göre içi dop dolu bir sivil toplum kuruluşu olarak bunu Çınar Derneği olarak ilerletirler. Daha güzel seviyeye getirirler. Daha güzel hizmetlerde görmek isteriz o insanları. Burada bu toplumu, bu toplantıyı düzenleyen değerli başkanlarıma ve başkanıma çok teşekkür ederim. Kâhta Belediyesi olarak da biz de elimizde gelen, bizden istenilen, burada yapması gereken herhangi bir etkinlikte, herhangi bir toplantıda, herhangi bir faaliyette biz de bir belediye olarak bizden istenilen her şeye biz başkanlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının emrindeyiz. Gereken bizden istenilen bir şey varsa biz de bu konuda yaparız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah sizden razı olsun. Sayın Başkanıma güzel temellerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve il meclis üyemize lafını uzatmak istiyorum. Sayın Başkan, çok değerli katılımcılar. Hepiniz bu güzel, nezih ortama hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sivil toplum kuruluşları son zamanlarda özellikle 21. yüzyıl asrında çok gelişen, yayılan bir sivil toplum kuruluşla yapılarımızla karşı karşıyayız. Özellikle bunu çok hakkıyla yapanların, gurbette yaşayan Adıyamanlılar bunu başarıyla gerçekleştiriyorlar. Yeni kurulacak sivil toplum kuruluşumuza ben de başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Gerçekten de birlik, beraberliği her zaman ihtiyaç duyulan bir şey. Bu konuda üstlerine düşen görevi fazlasıyla yapacaklarına inanıyorum. Kadrolarına baktığımızda, arkadaşlarımıza baktığımızda bu cevheri görüyoruz. Ben de size başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Bu konuda bize de düşen ne varsa sizin emrinizdeyiz. Beraberiz, birlikteyiz. Yaptığınız çalışmalardan başarılar diliyorum. Sağ olun. Milli Eğitim Şube Müdürümüze söz vermek istiyorum. Öncelikle söyleyeyim. Ben de Milli Eğitim'de çalışıyorum. Orada hem okul müdürüyüm, ayrıca projelerle de ilgileniyoruz. Ben de Abu Hayat Derneği Başkanıyım bu zamanda, aynı zamanda. Böyle bir derneği kurduğu için öncelikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendim de dernekle ilgilendiğim için şunu söylemek istiyorum. Dernek demek zaman demektir. Şimdi bu dernekteki üye arkadaşlarımız hepsi genelde iş adamıdır, belli bir işi olan insanlardır. Böyle bir çalışma için zaman ayırdıkları için de gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun, Allah yardımcıları olsun. Bizim adımıza da ne düşüyorsa biz her zaman kendilerine yardımcı oluruz. Gerek projelerle, gerek şeylerle her zaman yanlarındayız. Destek vereceğiz inşallah. Teşekkür ederim kendime. Allah razı olsun. Herkesin dilek ve temennilerinden ötürü. Bu amacımız bir birlik, beraberlik ve burada güzel bir program yapıp bir araya gelip maksat bir gönül sofrası kurup hem güzel bir vakit geçirmekti. Nasip olursa bunu daim eyleyeceğiz, devam edeceğiz. Bu başlangıçtır daha, Bismillah dedik yeni. İnşallah daha güzel yerlerde olacağız, daha güzel bir şekilde bir araya geleceğiz. Derneğimizin merkezi Sultan Gazi'de olacak, İstanbul Sultan Gazi'de. Bize de orada ne görev düşüyorsa, gerek belediyeler, gerek milli eğitim, biz de emrinizdeyiz. Başkanlarımızla, yönetim kurulumuzla birlikte. Allah razı olsun diyorum. Bu program sadece yemek programıydı. Eğer söz almak isteyen varsa, belirtseler sevinirim. Sayın Başkan, değerli misafirler, hepiniz hoş gelmişsiniz, şeref vermişsiniz. Bu sivil toplum kuruluşu derneği arkadaşlar İstanbul'da yaşıyorlar. Daha şu an Nemrut'un eteğinde bulunuyoruz. Otelin
misafir salonundayız. Böyle bir atmosfer içerisinde, böyle bir dağın eteğinde bu organizeyi sağlayan, düşünen, hayata geçiren tüm ilgili kişilere teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biliyorsunuz İstanbul'da yaşamak çok başka bir fedakarlık ister. İstanbul'un dağı taşı altın ise o altınları yakalamak, çoğaltmak mesele. Büyük bir efor sarf etmek lazım. Şu an İstanbul'da 200 bin insanımız yaşıyor. O 200 bin insanımızın metropol kentte yaşadığı süre içerisinde böyle sivil toplum örgütlerin orada yer alması, kendi hemşerisine faydalı, yararlı hizmetlerde bulunması takdire şayandır. Bu fedakarlığı ortaya koyduklarından ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. Sizlere de saygımı, sevgimi sunuyorum. Allah razı olsun hepinize. Sağ olun. Düzledir ya. Sevgili Dürütü izleyicileri, şu anda Adıyaman'ımızın Gerger'in Nebut Dağı eteklerinde çok güzel bir ortamda, güzel bir kervansaray tesislerindeyiz. Tabii neden buradayız? İstanbul'da çok değerli dostlarımız burada. Adıyaman Ulu Çınar Derneği kurucu başkanı sevgili Mustafa Karataş'ın önderliğinde kurulan yeni bir partinin birinci toplantısını Adıyaman Nemrut'un eteklerinde yaptılar ve şu anda yönetim kurulu olarak hepsi burada sevgili dostlarımız. Tabii bu hizmetlerin amacı nedir? Neden böyle bir oluşuma gittiler? Bunu da kendilerinden dinleyeceğiz. Tabii hedefleri kesin Adıyaman'a hizmet, insanlarımıza hizmettir. Şu anda sevgili Mustafa Karataş başkanımız, mikrofonu verelim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Reşat Bey. Doğru TV'ye teşekkür ediyoruz. Bu güzel ortamı bize sosyal medya üzerinden yayınladığı için Allah razı olsun. Ben Mustafa Karataş, Sutepe Köyü Dernek Başkanıyım. Ayrıca Adıyaman Ulu Çınar Dernek Başkanlığını üstlendim. Kurucu başkanlığını yapmaktayım. Adıyaman Ulu Çınar Derneği 7 tane dernek bünyesinde oluşuyor. Ve bu dernekler gönül birliği yaparak Adıyaman'ımıza, halkımıza ve milletimizin tamamen gönlüne dokunmak. Ve hedeflerimiz var. Ama bu hedeflerimiz de bu ilk adımımız. Şu an ilk adımı buradan attık. Rabbim hayırsını nasip ederse tabii ki bu mesafeler yürüyerek kat edilir. Biz de aynı şekilde yürümek, yavaş yavaş milletimizin gönlünü alarak ve siz değerli medyanın tavsiyeleri üzerine bize güzel şeyler iletirse tabii ki biz de bunlar üzerinde çalışma yaparak dernek başkanlarımızın fikir ve düşünceleriyle yola çıkarak inşallah derneğimizi güzel bir yere getireceğiz. Hedefimizde güzel şeyler olduğunu söylemiştik. Çünkü biz bir köy derneği olarak güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Ve bunu çoğu zaman çevrede ve medya üzerinde de duyduk. Ve bu şekilde bize söylediler ki siz bunu yaparken niye sadece kendi köyünüzü düşünüyorsunuz? Genel olarak düşünseniz nasıl olur diye. Baktık gerçekten güzel olur. Ama bunu tek başına yapma şansınız yok. Yani tek başına, yani bir el hiçbir şeydir. İki el bir araya gelince alkış çalınır. Bunu düşünerek tamamen
yola konulduk ve bu diğer çok değerli dernek başkanlarımızla bir araya gelip gönül birliği yapıp ve Adıyaman Oğulçınar Derneği kurduk ve güzel bir yere getireceğimize inanıyoruz. Çünkü bu arkadaşlarımızla gönlümüz bir. Düşüncemiz farklı olsa da gönlümüz bir. Her şey gönülden geldiği zaman güzel olur. İnsan düşündüğünü değil, gönlündekini gerçekleştirmesi lazım. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Rabbim hayırlısını nasip etsin. Hayırlı olacaktır inşallah. Allah razı olsun. Peki başkanım, bu oluşumda ilk adımınızı attınız. İlerideki süreçte hedefleriniz nelerdir? Ne gibi hizmetleriniz var? Onları da kısacası anlatabilir misiniz mesela? İlk adımımızı attık. Başta konuşmamız içerisinde söylemiştim. Hedefimiz de tamamen gönüllere hitap edip gönüllere dokunmaktır. Budur yani, zaten derneğin bünyesinde budur. Sosyal aktiviteler ve sosyal yardımlaşma. Yardımlaştığın zaman birine yardım edersen gönlüne dokunursun. Adam mesela budur yani. Bizim hedefimizde de bu var. Bunu yapmaya çalışacağız. İnşallah bunu başaracağız yani. Başarmak istediğimiz budur. Gönüllere hitap edip gönüllere dokunmaktır. Kim milletin gönlünü kırmak değil. Yolumuz bu şekilde yürünmesi lazım yani. Tamamen yardımlaşma derneği olarak sürdüreceğiz inşallah. Hedefimiz bu. Derneğiniz şu anda derneğiniz kurdunuz mu İstanbul'da? Yani dernek şu anda isim var da yani yeri sadece süt Oğulçınar Derneği olarak yeriniz var mı yoksa Adıyaman Oğulçınar Derneği olarak yerimiz var. Evet. Yerimiz Esentepe Mahallesi'nde Sultan Gazi. İşte adresini alalım. Hani dostlarımız adresi Resul Bey size izah eder. Tarif eder. O kendisi evet. İletir. Sultan Gazi Esentepe'de ikamet ediyoruz. Orada yerimiz var. İnşallah yolunuz oraya düşerse oraya da bekliyoruz. Bütün Adıyamanlıları bekliyoruz. Evet. Adıyamanlılarla orası güzeldir. Sadece tek başımıza orada olsak hiçbir şeydir. Sağ olun. Sizin de tanıyalım ve görüşünüzü alalım. Adım Mehmet Kavak. Ben de İstanbul'da ikamet ediyorum. Bizim bu Adıyaman Oğulçınar'ı koruma amacımız, başkanımızın da dediği gibi kesinlikle tek amacımız gönüllere dokunabilmektir. Bunun daha ötesine gidip biz doğup büyüdüğümüz yere buradaki insanlarla bu iletişimi, bu diyaloğu sağlamaktır. Bu yüzden birinci ilk toplantımız, hatta bu derneği kurma noktasındaki ilk şeyimiz, toplantımız burada oldu. Burada
güzel bir yemekle bunu istişare ettik buradaki insanlarla. Bu doğrultuda yürüyeceğiz inşallah. Bildiğiniz gibi bünyemizde birkaç tane dernek, 5-6-7 tane dernek, dernek başkanlarıyla bunu istişare ettik. Yol her zaman inandığın yolda inandığın kişilerle yürüyebilirsin. Biz bu insanlara inandığımız için, bu insanlar da bize inandığı için böyle bir oluşuma ihtiyaç duyduk. Ve bunun temelini de bu güzel atmosferde sağladık. Katılım gösteren bütün insanlara, bütün dostlara teşekkür ediyoruz. Yar zülfün yüzdedi, nice güzeller gördü, hala gönlüm sendeydi. Oy aman aman aman, burası Adıyaman, alem düşman kesildi, seni sevdi. Teşekkürler görüşlerinden dolayı. Şu anda da sevgili dostumuz, daha ismini biliyoruz ya, kendi ismini söylese daha iyi olur. Beyefendi, sizi tanıyalım ve hizmetlerinizi. Adım Harun Şarman, ben de İstanbul'da ikamet ediyorum. Ulu Çınar demek sevgi demek, dostluk demek. Bizim Ulu Çınar Derneği olarak kapımız herkese açıktır. Önce samimiyetlik istiyoruz. Biz bir arkadaşlarla bir şey kurduk, Ulu Çınar Derneği. Bu bir başlangıçtı. Biz neler yapabiliriz Adıyaman için ve dostlar için? Ne faydamız olabilir? Daha sık bir araya gelmek için. Hedefimiz Adıyaman, İstanbul arası bir gönül bağı kurmaktır aslında. Yani ulaşamadığımız insanları davet etmek, Adıyaman'dan İstanbul'a gelen misafirlerimizi ağırlamak. Daha çok birbirimizi tanımak amacıyla biz bu derneği kurduk. 7 dernek şu an var bünyemizde. Yani dernek başkanı olarak bir araya geldik. Böyle bir düşüncemiz vardı. İnşallah bu başlangıçta devamı gelir. Teşekkür ederim. Bir dernek başkanımız daha var. Onun da ismini ben vermeyeyim. Kendisi söylesin. Sevgili başkanım, siz de hoş geldiniz memlekete. Nemrut'un eteklerinde, şu güzel ortamda, bu güzel sohbet, muhabbet ve derneği tanıtma protokolüne hoş geldiniz. Sizi de tanıyalım ve kendinizi tanıtın, hizmetlerinizi anlatın başkanım. Teşekkürler Reşat Bey. Ben Yol Çatı'daki Gigan Dernek Başkanı Mustafa Öztürk. Aynı zamanda Adıyaman Ulu Çınar Derneğin kurucu üyesiyim. Ulu Çınar demek Ulu Çınar'ın dalları olacak. Bu dallardan bir tanesi benim. Bu İstanbul ve Adıyaman arasındaki köprü bağını kurmak. Bizim temel hedefimiz bu. Bu temel hedefte yürümek. Zaten ilk toplantımızı Adıyaman'da gerçekleştirdiğimiz için bir ayağımız sürekli Adıyaman'da olacak. Bu gönül bağını birlikte buradaki dostlarımızla, buradaki arkadaşlarımızla hareket ederek bunu gerçekleştireceğiz. Bu tabii ki hedeflerimizden bir tanesi gönül bağı. Yani köprü kurmak, yardımlaşma, dostane çerçeve içerisinde zaten biz bu derneği kurduk. Genel anlamda zaten bu derneğin kurucuları genel başkanlarla buluşuyor. Biz kendimiz köy derneğiyiz. Bu köy derneği zaten kendi köyüne hizmet eden bir dernek olduğumuz için biz bu hizmeti Adıyaman geneline yaymak istiyoruz. Bu günlüğümüzü ve köprümüzü bu şekilde kurduk. İnşallah Allah-u Teala bu çıktığımız yolda bizleri muvaffak eder. Saygılar sunuyorum sizlere de. Sizler de bugün bizi yalnız bırakmadığınız için Doğru TV'ye de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Reşat. Seni sevdiğim zaman.
seni sevdiğim zaman. Sevgili Resul Işık Derneğimizin Genel Sekreteri. Sevgili Resul Işık, sizinle görüşmenizi alalım. Sevgili Duru TV'ye bizi yalnız bırakmadığı için, programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Adıyaman'da olmak, aynı zamanda şu anda ben ev sahibiyim. Karadut Köyü'nde böyle güzel bir program yapıp Adıyaman Ulu Çınar'ımızı burada ilk programını yapmak ayrı bir güzel oldu. Bizim derneğimiz yeni bir dernek oluşumudur. Dernekler üstü bir dernektir. Nasip olursa bu tarz programları sadece gelip burada bir program yapıp yemeklerle değil, sosyal aktivitelerle, aynı zamanda yardımlarla insanlarımızın gönlüne değinmek. Bu gönül köprüsünü nasip oldu. Şükürler olsun Rabbime kurduk. Kurduğumuza inanıyoruz. Bu bağı daha da güçlendireceğiz. Gerek Adıyaman gerek İstanbul ayağıyla. Hepinize teşekkür ediyorum. Duru TV'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Ve Kervansaray Oteli'nin sahibi Osman Aydın Bey'e de çok teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladığı için. Allah sizlerden razı olsun. Saygılar sunuyorum Reşat Bey. Hepsini tanıyorum, isimlerini de biliyorum. Kendilerini tanıtırlarsa daha güzel olur diyorum. Sevgili derneğimizin üyesi dostumuz daha verelim. Kendini tanıtsın ve görüşlerini alalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Öncelikle programımıza katıldığınız için Duru TV'ye ve Reşat Bey'e teşekkür ediyoruz. Adım Nihat Yılancı, Geldi Buldu Dernek Başkanıyım. Ayrıca Adıyaman Ulu Çınar Derneği'nin kurucu üyesiyim. Ulu Çınar demek, çınar ağacı biliyorsunuz, kökleri iyi basan dev bir ağaçtır. Ömrü uzun olan bir ağacımızdır. Biz özellikle Ulu Çınar demekle derneğimizin de daha uzun ömürlü, daha geniş kapsamlı bir yere varmasını dilerim. Aynen çınar ağacı gibi. İnşallah daha iyi işlerle buraya geliriz. Milletimize daha etkin bir şekilde geliriz. Bu Nemrut'un eteğinde güzel bir programdı. Ev sahipliğinden dolayı Osman Aydın Bey'e de teşekkür ediyoruz. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geliriz. Nice güzelleri sevdim.
dostumuz daha var. Dostumuzu da tanıyalım. Beyefendi seni görüşlerine alalım ve seni tanıyalım. Ben Ömer Akverdi, İstanbul'da oturuyorum. Uluçna Derneği üyesiyim. Program güzeldi. Başkanıma teşekkür ederim. Geldik hem gelmiş olduk. Bu kadar benden. Size de başarılar dilerim. Teşekkürler. Evet, sevgili başkanım, son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Allah razı olsun. Güzel bir program geçirdik. Programımız ve bugün, dün aşırı bir fırtına vardı. Evet. Ama bu programın güzeli, bir bugün baktık ki böyle günlük güneşli güzel bir hava. Bu demektir dedim, inşallah bahtımız da böyle güzel olur. İnşallah. Yolumuz da böyle güzel olur. Böyle güzel bir ortamı bize sağlayan Kervansaray Oteli'nin sahibi Sayın Osman Aydın'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu ilk adımımızı atmaya vesile olan Cuma Doğan, Seyit Mahmutlu, Allah razı olsun kendisinden. En büyük vesile o oldu. Onun adıyla buraya geldik. Huzurunuzda ona da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Birlik beraberliğimiz daim olsun inşallah. Evet sevgili Duru TV izleyicileri, şu anda gördüğümüz gibi İstanbul'dan gelip kendi memleketlerinde birinci toplantılarını yaptılar. Uluçlar Derneği olarak. Tabii hedefleri nedir? Hedefleri buradaki Adıyaman'dakiler ve İstanbul'daki Adıyamanları kaynaştırıp güzel bir dostluk köprüsü oluşturmak. Adıyaman'dan İstanbul'a gelen hemşerilerini güzel ağırlamak ve oradakilerin sıkıntılarını gidermek. Buradakilerinde Adıyaman'daki köylerde ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını gidermek. Hayır vesilesi olarak tabii yarın öbür gün ne gelecek? Ramazan ayı gelecek. Ramazan geldiği zaman ne olacak? Burada hizmetlerinizi buraya getireceğiz değil mi başkanım? Kumpanya olarak. Herse nasip ederse yani şimdi peşinen açıklamak doğru değildir. Biz Sutepe Derneği olarak da kurulduğumuz zaman böyle bir hiçbir vaatte bulunmadık. Evet. Ama üzerine ama tabii ki ama yaptığımız programlar çalışma şeklimize bakıldıysa yani ilahi vaat etmek gerekmiyor ya. Yani. Vaat edip yapmayan sadece siyasette olur. Evet. Biz derneğiz, bizimki gönüldür, siyaset değildir. İşte onun için vaadimiz yok. Evet. Ama hedefimiz var ya. Yani. Evet. Hedefimiz var evet. Yani. Tabii ki evet. Ancak yardımlarla gönüllere dokunabilirsin. Başka türlü olmaz zaten. Evet. Rabbim hayırlısı. İşte dediğimiz gibi hayır üzerine kurulan bir derneğimiz. Evet. Tabii gönül birliğiyle güzel bir muhabbet, sohbet, dostluk arkadaşlarıyla beraber bu yola baş koydunuz. İnşallah Allah-u Teala size daha güç, bu birlik beraberinize da Allah-u Teala size güç kuvvet verir. İnsanlarımıza en güzel hizmeti sunmaya sizden de bekliyoruz. Hepinize Allah razı olsun. Bizi de buraya Duru TV olarak çağırdınız. Geldik. Bu güzel hayra biz de vesile olduk. Allah emeğinizi boşa vermesin. Allah dediğiniz gibi çın ağacı ömrü uzundur. Sizin de değerinizin ömrü uzun olur inşallah. Aman, burası adı ya.
alem düşman cesi. Yüzde
keselim, seni sevdiğim.